Merhaba arkadaşlar, en baştan serisi temel matematik ve basit eşitsizlikler. Bundan önceki konumuzda denklemleri öğrendik ama denklemlerde tek bir öğrendiğim bir şey var. Bilinmeyeni yalnız bırak arkadaş. Sadece bunu yapıyorsunuz. Peki diyorum. Yani peki basit eşitsizliklerde ne yapmamız gerekiyor? Bir de buna bakalım. Arkadaşlar öncelikle eşitsizliğin bir tanımını verelim. Hani eşitsizlik ne demek? Denklemlerde kullandığımız bütün kuralları basit eşitsizliklerde de kullanıyorsunuz. Sadece 3 yerde fark ediyor. Onu da sorusu geldikçe vereceğim size. O halde basit eşitsizliklerde de amaç bilinmeyeni yalnız bırakmak. Ama tek bir fark var. Sorularda büyük, küçük, büyük eşit ve böyle aldık. Küçük eşit alacağım. Küçük eşit. İşte bu 4 işareti gördüğünüz yerlere biz basit eşitsizlik ya da eşitsizlik konusu diyoruz. Burada da amacımız bilinmeyenleri yalnız bırakmak. Ve burada hemen geçiş yapalım. Bir aralık kavramı var arkadaşlar. Aralığı biz 3 şekilde gösteriyoruz. Yani bir eşitsizlik konusunu biliyorsanız aralığın ne olduğunu bilmek zorundasınız. Şurayı açıyorum, hemen şöyle bir not. Bunları detaylı bir şekilde konu anlatımda anlattım zaten. Ama bir hatırlatma verelim. Mesela benim bir x sayım var. İşte 5'ten küçük, eksi 2'den de büyük ve eşit olsun. Şimdi bu bir aralıktır arkadaşlar. X sayısı eksi 2 ile 5 aralığında bir reel sayı olabilir, tam sayı olabilir. Şimdi biz bunun gösterimini bu şekilde gösterebiliriz veya sayı doğrusu üzerinde gösterebiliriz. Hangi aralıklar? Eksi 2 ile 5 aralığı. Bakın 5'ten açık, eksi 2'den kapalı. Nereden anlıyorum kapalı olduğunu? Eşitlik varsa kapalı diyoruz. Açıksa açık diyoruz arkadaşlar. İşte tam sayı isteyebilir, bu aralıktaki sayılar isteyebilir. Bu da bir gösterim tarzıdır. Diğer bir gösterim tarzı ise parantezle gösterim. Eşit ya da kapalı aralık dediğimizi köşeli parantezle gösteriyoruz. Açık aralık dediğimizde normal yaylı parantezle gösteriyoruz. O zaman eksi 2 ile 5. O zaman ben bu ifadeyi gördüğümde bunun açık 5'i alma, bunun dahil eksi 2'yi al olduğunu bileceğim aralık kavramında. Hemen sorumuza bir bakalım. A sayısı 3'ten kapalı 7 aralığında, yani A sayısı aslında hangi aralıktaymış arkadaşlar? 7'den küçük, 3'ten büyük eşit. B sayısı da eksi 7 ile 8 kapalı aralığında. O zaman B sayısı eksi 7, bakın eksi 7'den büyük ama eşit değil. Ama 8'den küçük ve aynı zamanda eşit olabilir. Buna göre diyor, bak olduğuna göre A'nın en küçük tam sayı değeri ile B'nin en büyük tam sayı değeri. Şimdi A'nın en küçük sayı değeri 3'ten başla 7'ye kadar git, 7'yi alma. O zaman basit, 3'ü dahil al diyor. A en küçük 3'tür. B'nin aralığına bakalım. En büyüğü lazım bana. Eksi 7'den başla, eksi 7'yi alma. Eksi 6, eksi 5, eksi 4, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kaça kadar? 8'e kadar. 8 al. En büyük de 8 olur. İşte bizim de aradığımız toplamlarını soruyor. A artı B. A'yı 3 buldum, B'yi 8 buldum. Bu iki arkadaş toplarsak 11 olur. Cevap da Ceyhan olur. Geldim diğer bir soruya. Eşitsizliğinde x'in en küçük tam sayı değeriyle y'nin en büyük. Bak x ne demiş? 5'ten büyük. Şimdi x 5'ten büyük tam sayıları sayalım. 5 dahil. Açık aralık, kapalı aralık var. 5, 6, 7. Nereye kadar gidecek? Sonsuza kadar gidecek. Sonsuzu böyle göstermiyoruz. Neyle gösteriyoruz? Bunu da artık yavaş yavaş öğrenelim. 8'in tersiyle ben düz yaptım. Bu şekilde gösteriyoruz. Bana en küçüğünü sorduğuna göre 5'tir. O zaman bakalım y de 4'ten küçük. Arkadaşlar y 4'ten küçükse 4'ten küçük tam sayılar neler vardır? 4'ten küçük. 4 dahil mi? Değil. İşte buna dikkat edin. Burada eşitlik yok. O zaman geriye doğru gideceğim. 3 var. 2 var. 1 var, 0, eksi 1, eksi 2 gidecek. Nereye kadar? Ta ki eksi sonsuza kadar. Bu normalde böyle yazılmaz. Şöyle gösterilir ama hani biz şimdilik öğrenelim diye eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3 bu şekilde gösterir. Ve bizden ne istiyor? En büyük değerini istiyor. O zaman y'nin de en büyük değeri kaçtır? 3'tür. O halde x'in en küçük değeri 5, y'nin de en büyük değeri 3. Bu ikisini topla diyor bana. O zaman 5 ile 3'ü toplarsam 8. Basitmiş hocam diyoruz ve Bursa seçeneğini işaretliyoruz. Diğer bir soru. Eksi 5'ten kapalı 7'den açık aralığındaki tam sayıların toplamını istiyor. Şimdi düşünüyorum. Eksi 5'ten kapalı, o zaman aradığım sayıda eksi 5 var. Devam et yukarıya doğru. Eksi 4. Hatta bunu şöyle yapalım arkadaşlar. Sayı doğrusunda da bir gösterelim. Eksi 5 burası kapalı. Eksi 5. 7 açık.
Bu aralıktaki sayılar istiyor. Bakın eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O zaman eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 var mı? Yok. Niye yazdım? Şundan dolayı yazdım. Sırf şunu yapabilmek için. Eksi 1 ile eksi 5 ile artı 1 ile artı 5 birbirinin zıttı olduğu için birbirini götürür. Geriye ne kalır? 6 ve 0. O zaman 6 artı 0 ne yaptı arkadaşlar? Cevabımız 6 yaptı. Geldik 4. soruya. A 5'ten büyük, B 5'ten büyük ve eşit olduğuna göre A artı B toplamının en küçük tam sayı değeri, bakın tam sayı. Şimdi A 5'ten büyük, A artı B'nin en küçük tam sayı değerini arıyorsam A da B de küçük olacak. A 5'ten büyük olduğuna göre 5'ten büyük ilk sayı nedir arkadaşlar? 6, 7, 8 böyle devam eder. B de 5'ten büyük ve 5 dahil başlıyor. O zaman 5, 6, 7 devam eder. O zaman A 6'dır en küçük. Bakın burada çıktı. B de en küçük kaçtır arkadaşlar? 5'tir. Bu iki arkadaşı toplarsak 11 yapar. Bursa seçeneği diyoruz. 5. soru. X sayısı 9 sayısından küçük bir tam sayı. X 9'dan küçük. Yaptım. 9'dan küçük. Y sayısı 4 sayısından büyük bir tam sayı. Y sayısı da 4 sayısından büyük bir tam sayı. Eşitlik var mı ona bakıyorum. X sayısı 9 sayısından küçük bir tam sayı. Y sayısı 4 sayısından büyük bir tam sayı. Olduğuna göre X eksi Y'nin farkının en büyük değeri. Şimdi arkadaşlar X eksi Y'nin farkının en büyük değerini arıyorsam bu arkadaş büyük olacak. Çünkü en büyüğünü arıyorum. Büyük. Bu çıkarma olduğu için burası da küçük olacak. Bu da küçük. O halde devam ediyorum. X'in en büyük değeri. X 9'dan küçük bir sayı. 9'dan küçük sayılara bakalım. 9 dahil değil. O zaman 8, 7, 6 nokta nokta devam eder. O zaman X sayımız bizim neymiş arkadaşlar? 8 ile eksi 10 arasındaki bütün sayılar. En büyüğü 8 alırım. Y de 4'ten büyük. Peki 4'ten büyük tam sayılar neler? 5, 6, 7 nereye gider? Sonsuza kadar gider. Y'de de alabileceğim en küçük sayı 5'tir. 8'den 5 çıkartırsak 3 olur. Cevabımız Bursa seçeneği diyoruz arkadaşlar. Bu videoda eşitsizlikler, basit eşitsizlikler sadece aralık kavramını öğrendim. Unutmayalım arkadaşlar. Aralık kavramı benim için önemli. Kapalı, açık, yarı açık bunlara dikkat ediyoruz arkadaşlar. Ve sorularda hangisi açık, hangisi kapalı size parantezle gösterebilir, şekille verebilir ya da neydi başka? İşaretlerle verebilir. Unutmayın. Şunlar kapalı aralık. Bunlar da açık aralık. Tamam. Evet arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.